Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün en çok merak ettiğimiz konuların başında gelen asgari ücret konusunu masaya yatıracağız. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Evet, asgari ücret en çok merak edilen konuların başında geliyor dedik ve Aralık ayında 4 toplantı yapılması bekleniyor. İlk toplantıda belki rakam telaffuz edilemeyebilir ama sonrasındaki toplantılarda netleşecek olan bir zam oranı ortaya çıkacak. Biz de merak ediyoruz. 2024 asgari ücret zammına yapılacak oran nedir? Sizden alalım. Evet, sizin de söylediğiniz gibi asgari ücret maratonu 1 Aralık'ta İlk toplantıyla birlikte başlayacak ve Aralık ayı içerisinde de inşallah nihayetlendirilecek. Tabii asgari ücret ülkemizde geniş olarak kullanılan bir ücret. Aslında biraz bilgi verelim bu konuda. Asgari ücret ülkemizde geniş alanlarda, geniş toplum kesimleri tarafından kullanılan bir ücret. Avrupa'daki gibi değil yani. Avrupa'da çok az kullanılıyor asgari ücret ama bizim ülkemizde maalesef bu şekilde değil. Asgari ücretin son 2 yıla kadar, yılda bir kere belirlenirdi zaten, 2022 ve 2023'te biliyorsunuz enflasyonun yüksekliği ve yıkıcı etkisi sebebiyle yılda 2 kere belirlenir oldu son 2 yıldır. Bundan sonrasında da özellikle açıklanan orta vadeli program çerçevesinde 2024 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonu düşürme hedefi olan hükümet anladığımız kadarıyla tek bir asgari ücret belirlemesiyle birlikte enflasyonun da düşeceği varsayımıyla ve hedefiyle böyle bir uygulamaya tekrar dönecek gibi gözüküyor. Bu sene için yani 2024 yılı için asgari ücret bir kere belirlenecek gibi gözüküyor. Bir tarafta bunu söyleyelim. Diğer tarafta da bildiğiniz gibi artık maaşların nasıl belirleneceğine dair Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yapmıştı. Artık gerçekleşen enflasyon üzerinden değil, hedeflenen enflasyon üzerinden maaş belirlemesi yapacağız şeklinde. Şimdi hedeflenen enflasyon bu sene itibariyle 3 kere yukarı doğru revize edildi. Bir kere de aşağı doğru revize edildi. Bugün itibariyle %65 bir hedeflenen enflasyon rakamımız var. Şimdi bu %65 hedeflenen enflasyon rakamından ilk 6 aylık gerçekleşen enflasyonu düştüğümüzde kalan rakam %41 civarında bir rakama denk geliyor. Bunun üzerine biliyorsunuz ki biz asgari ücreti belirlerken emekli maaşlarını belirlerken özellikle bu insanlara büyümeden pay vermek için kalkınma rakamımızın oranında bir ek yaparız. Buna da refah payı deriz. Bu refah payı ve enflasyon farkını da düşündüğümüzde şu an itibariyle %50 civarında bir artışa denk geliyoruz. Hesaplamalarımızı yaptığımızda %45'ten fazla, %55'ten az diye bir oran buluyoruz. Peki marj niye bu kadar yüksek diye düşünürseniz de şimdi 2 aylık daha gerçekleşmemiş enflasyon var önümüzde. Büyüme rakamları belli değil. Artı bu 2 aylık oranlara göre beklenen enflasyonda tekrar bir revize gelebilir aşağı yönlü. Dolayısıyla net bir rakam vermek istemiyoruz. Bunun da sebebi yarın sıkıntı yaşamayalım. %45-55 aralığında bir banttan zam olacak gibi gözüküyor asgari ücrette. Böyle olduğunda da 1600 liranın üzerinde 1700 liralar civarında 17 bin liralar 16 bin liranın üzerinde 17 bin liralar civarında bir asgari ücret nete denk gelecek gibi gözüküyor. Bu asgari ücret açısından söyleyebileceğimiz şeyler anlamında. Peki en çok merak ettiğimiz konuların başında şu da geliyor. İşte bir ücret sarmalından, bir enflasyonist ortamda ücret sarmalından da bahsediliyor. Evet, işte asgari ücrete şimdiye kadar son 2 yıldır 2 defa zam yapılıyordu ama daha açıklanır açıklanmaz etiketlerde de bu işte zam oranıyla birlikte bütün etiketlere yansıyan zamları da görüyorduk. Bunun önüne geçilmeye mi çalışılıyor? Onu da merak ediyoruz. Evet, hatta gelmeden yani asgari ücrete ve emekliye zam daha yapılmadan, daha yapılma konuşmaları yapılırken aslına bakarsanız hemen market fiyatlarına zam geliyor. Çok enteresan. Yani geçenlerde beni bir dostum aramıştı, memur kendisi. Ya dedi mal sahibi aradı, memurlara çok güzel zam yapılacak
Hemen evin kira bedelini konuşalım şeklinde. Yani daha yapılmadan aslında toplumun başka kesimlerinde bunun etkisi oluyor Aleyna Hanım. Şimdi özellikle market fiyatları maalesef ki asgari ücret her arttığında sanki hiç fark etmiyor gibi tak diye üstüne koyuluyor. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi o sarmaldan da çıkmaya faydalı olacak bir şey bu. Ama ben şuna da karşıyım. Yani toplumun en alt gelir grubuna sahip kişileri üzerinden bir tasarruf veyahut da toplumun en az gelir grubuna sahip kişileri üzerinden bir ayarlama çok doğru değil. Yani o insanlar zaten en düşük gelire sahip insanlar. Asgari ücreti ne yani artırmayalım, az artıralım, enflasyon az artsın şeklinde bir bakış bu çok doğru değil. Yani onun da üzerindeki başka noktalara da değinmek gerekiyor. Örnek veriyorum devletin harcamalarıydı, yatırımlarıydı, bunların sıkı bir para politikasıyla denetlenmesiydi, birçok şey var. Yani asgari ücretli üzerinden bir enflasyon algısı oluşturmanın da çok hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum Aleyna. Şimdi buradan ilerleyecek olursak bir yandan da çağrıda bulunmak isteriz. Çünkü asgari ücret denilince eskiden işte kıdemi olmayan ya da uzmanlık alanı olmayan kimseler için söylenilen bir tutardı asgari ücret tutarı. Ama şimdilerde günümüzde hemen hemen yıllarca çalışan uzmanlık alanı olanlar, kıdemli olanlar dahi artık maalesef asgari ücret düzeyinde ücretler almaya başladı. Bu anlamda işveren işçi örgütlerini de kapsayacak bir görüşmede bunun da ayrımının yapılması artık çalışmaları başlar mı yoksa yine bu şekilde devam eder mi? Bu anlamda işverene de birçok yükler düşüyor. Bu anlamda görüşleriniz nelerdir? Şimdi bu konuda çok haklısınız. Özellikle son birkaç yıldır işte sizin de söylediğiniz gibi asgari ücrete yapılan yüksek zamlar yani tırnak içinde söylüyorum. Enflasyon karşısında yüksek demiyorum ama genel olarak yani nominal olarak yapıldığını düşündüğümüzdeki o yüksek zamlar işte bu maalesef ki asgari ücretle biraz onun üzerinde maaş alan kişiler arasındaki makası kapattı. Nasıl kapattı? İşte bugün itibariyle 11.400 lira olan asgari ücrette 12 bin, 13 bin, 14 bin alan vatandaşlar için asgari ücrete eğer %50 zam gelecekse diğer vatandaşlara %50 yapılmıyor. Diğer çalışanlara bu sefer %40 yapılıyor, %45 yapılıyor bazısına. Dolayısıyla herkes asgari ücrete doğru kendiliğinden yanaşmış oluyor. Ben ona tırnak içinde fakirlikte buluşmak diyorum. Yani asgari ücrette buluşuyoruz. Bu çok doğru bir şey değil aslında. Aslına bakarsanız asgari ücret Avrupa'daki de Türkiye'deki de tanımı kalifiye olmayan işçi. Yani hiçbir kalifikasyonu yok, hiçbir tecrübesi yok, sıfırdan başlıyor, bir eğitimi yok, bir şeyi yok. Bu insanlar için düşünülen bir ücret. Her üstüne koyduğunuz kalifikasyon, yani siz bir konuda eğer bir eğitim sahibiyseniz asgari ücret artar. Siz bir konuda tecrübe sahibi olduğunuzda asgari ücret artar. Aslında böyle olması gerekiyorken maalesef ki ülkemizde uzun yıllar asgari ücretle işinin hayatına başlayıp asgari ücretle bitirenler var. Yani biraz önce bahsettiğimiz o zincir marketlerin tamamında çalışanlar neredeyse asgari ücret üzerinden çalışıyorlar. Yani bunun gibi pek çok örnek var. Maalesef ki asgari ücret şu anda Türkiye'de çok uygulanıyor. İnşallah ilerleyen dönemde enflasyonu düşürerek asgari ücretin de üstünde tekrar eskisi gibi maaş alan vatandaşlarımız, orta düzey dediğimiz vatandaşlarımız da daha fazlalaşır sayıca diye düşünüyorum. Peki 3 aşağı 5 yukarı işte asgari ücretlinin ne kadar zam alacağını konuştuk ama bir yandan da en düşük maaşı alan emekli aylıkları var, EYT'liler var. Onlardan da yine bahsetmenizi isteyeceğim. 2024'te emeklilerin zam oranları ne olacak? Ya şöyle zaten EYT'li veya normal emekli diye aslında bir ayrım yok bizim ülkemizde. EYT de nihayetinde aynı sosyal güvenlik mevzuatı kanunları üzerinden emekli oldu. Yani sadece onlar 2023 yılının Mart ayında çıkan ve geçmişe dönük olarak haklarını iade eden bir kanun kapsamında emekli oldular. Ama diğer şartlar yani aylık bağlama oranı olsun, emekli maaş rakamları olsun bunlar zaten hali hazırdaki mevzuata göre alacakları rakamlar. Orada bir değişiklik yok. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda bazı
maaşlar biliyorsunuz kök ücret uygulamasından dolayı 7500 liraya tamamlanıyor. Özellikle 2023'ün ikinci yarısında yani Temmuz'unda yapılan zamda bazı insanlar %25 zam yapılmasına rağmen zamdan hiç faydalanamadılar. Yani onların maaşı kök ücretin zaten altındaydı ve yine altında kalınca bu sefer insanlar televizyonda, medyada, orada, burada %25 zam yapıldığını duyuyorlar. Dönüyorlar kendi banka hesaplarına bakıyorlar. Zam yok. Bu sefer çok ciddi manada orada da bir serzenişte başladı. Yani burada Çalışma Bakanlığı'nda aslında bir prensip koyması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir prensip koyması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere bundan sonra yapılacak zamlar direkt kök ücret üzerinden mi yapılacak, seyyanen mi yapılacak, yoksa her birine rakam olarak mı yapılacak? Yani burada da bu kafa karışıklığının giderilmesi gerekiyor. Maalesef ki bazen biz bu kafa karışıklığını devlet olarak çıkardığımız kanun olarak vatandaşımız da böyle çok güzel şekilde sağlıyoruz. Yani biz asgari ücreti artırıyoruz. İşte onun yanında başka şeyi yapıyoruz. Bir anda insanlar o ücret arttı mı artmadı mı kafası karışıyor. Aynı şey işte emekli maaşlarında Temmuz ayında yaşandı en son. Maaş zammı yaptık dedik. Hala 7500 almaya devam ediyor. Yani bunun bir kere bir sisteme bağlanması gerekiyor. İnşallah bu artıştan sonra belki burada da bir sistemsel değişiklik yapılırsa eğer en azından insanların kafasını karıştırmaktan birazcık olsun uzaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Asgari ücret SSK ve Bağkur emeklilerinde 7500 lira en düşük. Memur emeklilerinde de 9876 lira bugün itibariyle en düşük. Ona da yapılacak olan zammın ben %50'den aşağı yapılacağını düşünmüyorum. Tabii ki orada 6 aylık bir zam farkı yapılacak. Dolayısıyla o ayarlamanın nasıl olacağı, asgari ücret karşısında ne kadarının eriyeceği, ne kadarının kalacağı, bildiğiniz gibi 2008 öncesinde aslında en düşük emekli maaşları asgari ücretin üzerindeydi. Ama bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 7500 lirayken asgari ücret 11400 lira. Dolayısıyla o dengenin de ne kadar sağlanacağı daha önemli. Türkiye'nin emekli sayısı bugün 15 milyon. Yani 15 milyon emeklimiz var. Dolayısıyla bu 15 milyon emekliye biz maaş ödüyoruz. Ortalama şu an itibariyle emekli maaşının 9500 liralar seviyesinde ortalaması var. Dolayısıyla birazcık daha bizim çalışan sayımızı artırmak, istihdamı artırmak da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktüeryen dengesini düzeltir diye düşünüyorum. Çünkü oradaki o aksaklık, o gelirin az olmasından dolayı maalesef ki bu tarafta maaşların az olduğundan hepimiz serzenişte bulunuyoruz. Gerçekten de 7500 lira bugün hiç kimse için çok yeterli bir rakam değil. Özellikle eğer bir ev sahibi olamadıysa, belli bir birikimi yoksa bir emeklinin 7500 lirayla geçinmesi gerçekten çok zor. Kulislerde asgari ücretli 17 bin civarında zam yapılması öngörülüyordu. Sizin de geçtiğimiz dakikalarda vermiş olduğunuz bir yüzdelik oran var. Hem onu hem de emekliye yapılacak olan zammı bir kez daha telaffuz etmenizi isteriz. Aslında aynı verdiğimiz. Ben de 16 binin üzerinde 17 bin liralar civarında diye bir rakamda telaffuz ettim. Zaten aynı yüzdeye geliyor Aleyna Hanım. Yani %45-55 arasında ben bir yüzde vermiştim. O da yanılmamak için verdiğimiz bir yüzde. Ama aşağı yukarı benim aklımdan geçen rakam 17.250'ler civarında. Onu net söyleyeyim. Yani ama tabii ki orada bir tahmin şeklinde değil de bir rakam vermek ya rakam makası vermek çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü yarın bugün işte 45 demiştin 55 oldu. 55 demiştin niye 50 oldu gibi şeylere maruz kalmamak gerekiyor. 17 bin liralar civarında bir asgari ücret bugün itibariyle olacak gibi gözüküyor. Ama önümüzdeki bu özellikle Aralık'ın 3'ünden sonraki yani Kasım ayı enflasyonunu açıklandıktan sonra biraz daha böyle netleşeceğiz gibi. Çünkü önümüzde sadece bir aylık enflasyon kalıyor. Netleşeceğiz gibi duruyor. Asgari ücretteki rakam 17 bin liralar civarında olacak. Belki biraz üstünde, belki biraz altında. Emekli maaşlarında da en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10.500 liralar veya o düzeyler diyeyim 10.500 seviyelerinde olacak gibi gözüküyor. Memur emekli maaşlarında da 13.500-14.000 aralığını bulabilir. Peki yine asgari ücrette olduğu gibi tek bir zam mı olacak yoksa emekliye yapılan zamlar yine iki seferde yapılmaya devam mı edilecek?
Şimdi emekli maaşları yılda iki kere artıyor ama asgari ücret dediğiniz gibi yılda bir kereye dönebilir. Bu tamamen enflasyonla da alakalı. Yani Sayın Bakan Vedat Işıkhan bugün itibariyle bir kere belirleyeceğiz diyor. Ama eğer enflasyon hedefledikleri gibi 6 ay, ilk 6 aylık enflasyonu dizginleyemezlerse, yüksek enflasyon olursa dönüp de halka biz bir kere demiştik, bir kere belirleyeceğiz diye bir şey söyleyemezsiniz nihayetinde. Enflasyon yüksek ve yıkıcı etkisini mecburen maaşları artırarak azaltmanız gerekiyor. Yani evet, güzel bir hedef konulmuş. Evet, enflasyonu düşürmekle birlikte anlamlı hale gelecek bir hedef bu. Yani ben burada şunu demiyorum, düşük maaş zammı yapılsın. Evet, ben düşük maaş zammı yapılsın diyorum ama enflasyondan her zaman yüksek maaş zammı yapılsın. Yani aslında olay enflasyonun düşürülmesi. Biz enflasyonu düşürdükten sonra maaş zamlarını, bundan hatırlıyor musunuz, 3-4 sene önce biz hiç konuşmuyorduk Bilal Hanım bu ekranlarda. Böyle bir artışın olup olmadığından haberdar bile olmuyordu bazen vatandaşlar. Kendi sadece... Şu an hesaplamalara baktığımızda bundan 5-6 yıl önce, 10 yıl önce işte asgari ücretin kaç katı aldığımızı şimdilerde konuşuyor olduk Evet, sadece. aynen öyle. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Nedendi bu? Çünkü tekhaneli enflasyonlar vardı. Enflasyon %10 açıklanıyordu. %12-15 civarında maaş zammı yapılıyordu. Hiç kimse konuyla bir daha ilgilenmiyordu, konuşmuyordu. Ama bugün %60, 70, 50, 80 gibi rakamlar çok yüksek rakamlar. Bu yüksek rakamlar içinde de tabii ki insanlar kendi maaşlarının ve hayat kalitelerinin korunmasını istiyorlar. O yüzden de devamlı maaşların ne olacağını takip ediyorlar. Yani enflasyonun düşmesiyle birlikte hayırlısıyla ben bu tekrar eski günlere dönüleceğini düşünüyorum. İnşallah 2024'ün ikinci yarısından itibaren de bu gerçekleşir. Peki çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgiler ve yorumlar için sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal bizlerleydi. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan ötürü. Tamamdır. Teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.